Merhaba arkadaşlar ben Nazbican Bu videoda sizlerle Lichess Org üzerinde 3 artı 2 oynayacağız Rakibimiz International Master Monk e, Kim olduğunu gördüğünüz gibi göremedik Bu sefer Shah int oynamayalım e, Atçay 3 oynadı Benony oynayabiliriz ya da Nimzo int oynayabiliriz Vezir Gambit oynayabiliriz Aslında bir gönderme yapalım e, Ustalık yolunda serimize bir gönderme yapıp Klasik bir açılış oynayalım D5 karemizi destekliyoruz. Rakibimiz almak istemişti. Şimdi şutluyoruz. Alırsa ne güzel. File 7. At D7. En son bu şekilde Ali Rıza ile Magnus Carlsen'ın partisini incelemiştik. Daha doğrusu internette e, izlemiştik. Bakalım rakibimiz takip edecek mi? Şimdi kaleye 8 oynadım. Daha sonra at 4 e zıplamak isteyebiliriz. F3 oynayabilir. Vezir C2 oynayabilir. at 4 zıplanabiliyor. Oynayalım. Ee, aldı. Şu anda F3 oynayamaz çünkü aldıktan sonra şah çekerek alıyorum. Belki direkt alıp oynamaya çalışabilir. Daha sonra at G3 gibi. Evet. Klasik açılışlar. Vezir Gambit'i. Günümüzde aslında Vezir Gambit'in çehresi çok değişti. Ama buna rağmen hala en üst düzeyde en sık görülen açılışlardan bir tanesi. Rakibimizde Evet bu şekilde önemi tercih etti. D5 evet, Mantığını anlayabiliyorum. Rakibim D4 karesini atı için boşaltırken piyon formasyonumu dağıtmak istiyor. Biz C5 gibi bir hamle oynarsak tabii ki rakibe geçer piyon hediye etmiş olacağız ve onu destekleyecek daha sonrasında. Biz D5 karesini kullanmaya çalışabiliriz ama maalesef E4 piyonumuz boşta. Dolayısıyla at F6 hamlesi çok doğal görünüyor gözüme. C6 karesinde bir zayıflığı kabul ederek ama e, ne yapalım ki bir şekilde ilerlememiz gerekiyor pozisyonda. Belki fili altıdan çıkıp D3 kalesine yerleşebilirim böyle bir durumda diye düşündüm. E, Cd5 almak tabii ki ilk incelenmesi gereken şey ama at c'den çatal attığı için çok da oralı olamayacağım. O yüzden zayıf piyonla oynayacağım ama aktif oynamaya çalışacağım. Merkezde bir alan üstünlüğümüz var. Daha sonrasında teoriye bakacağız tabi. Uluslararası ustayla oynuyoruz. Mutlaka bir şey öğrenmemiz lazım bu alışverişten. Evet, rakibim zayıf piyon bırakıp da oynamak istemediğini söyledi. O piyonu ilerletmek istediğini söyledi. Açıkçası ilerlemesinden çok çekindiğimi söyleyemeyiz. Ancak alıp oluşan sadeleştirmeleri ne kadar istiyoruz onu bilmiyorum. Çünkü aldıktan sonra alıyor, alıyoruz, kaleyle alıyor. Örneğin fil 6 geliyoruz, kale 4 gelip daha sonrasında E4 piyonumuzun fazla ilerlemiş olduğuna hükmedebiliyor. Belki bu yüzden filge 4 gelişip daha sonra vezire 5 gitmeye çalışabiliriz eğer çok sürmek isterse. Ama tabii tam olarak konduramadığım bir şey var ki filge 4 h3 oynarsa daha sonra filaş 5 mi gideceğiz? Bu bunu tam açıkçası öngöremedim. O yüzden çok emin değilim. Yani e, aldığım zaman vezirle alıyor ve d 8 gelmem mi gerekiyor acaba? Çünkü D5 karesi üzerindeki değişimlerden hoşlanmadığımı söylemiştim. Ama bu fil problemli bir fil. Rakibin sürmesi benim korktuğum bir şey değil demiştim. O halde sürerse veziri E5 geleyim. Kale D8 ile piyonu kuşatmaya çalışayım. Alırsa piyonu alacağım zaten. Az önce konuştuğum şekilde zayıflıklara göğüs gererek oynamaya çalışacağım. Ve D5 karesini kontrol ediyorum ne de olsa. Ve şimdi belki şah kanadına atak yapmaya çalışabiliriz. Çünkü eee... Çünkü e4 piyonunun bize kazandırdığı alan buna müsaade edecek. Peki. Ancak rakibim bölünürde. Flash 5 at f4. E, fil f5 at d4 belki. Dolayısıyla. Fil d7 mi acaba? Eleme yöntemiyle fil d7 mi kaldı elime? Fil d7. Peki. Belki hala aktarma fikrini sürdürebiliriz. Ata 4 mu oynayacak bilmiyorum. C5 karesine gelmek için. Bu arada o kadar fazla zaman harcadım ki. 39. Ama 2 saniyeye güveniyoruz. 2 saniye eklemeye güveniyoruz. Kaybetsek bile zamandan kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Evet ata 4 gelmek istediğiniz sinyalini verdi. Ben vezire 5 gitmeye çalışırsam ata 4 oynayacak. Ve daha sonra vezirini c5 karesine koyacak belki de. Peki hemen koşturmaya çalışayım o zaman. Ee, çünkü ata 4 oynarsa vezir G5 oynayacağım ve at F4 oynarsa H3 karesini korumak için o zaman belki atak yapmayı düşünebilirim. Ve vezir C5 oynarsa da kaleye 5 oynamayı düşünüyorum. Yani benim kurguma uyuyor sanki vezir G5 ata A4 vezir G5 vezir C5 kaleye 5. Ve oynuyoruz. Yani tabii ki devam ediyor hesap orada ama taşlarım şah kanadında bir kalabalık yaratıyor. O yüzden E4 piyonunu kullanmam gerekiyor. Rakibim vezir kanadından ilerlemeye çalışırken. Evet H5. Alıyor. Alıyoruz. D7'deki fili almak istiyor. Kale A'da 8 oynayabilirim. Kale A'da 8. Şimdi ata 4 oynayabilir. Peki hesaplayacak vaktim kalmadı. Ata 4. Peki vezir A4 de oynayabilir. Ee, ata 4 H5. Vezir bilmem ne. Evet çok çok istediğim gibi olmadı ama bu at a fikri çok etkili gerçekten. Daha özel bir şey yapmam lazım. At d5 belki. Belki bu şekilde. At c5 oynarsa fil c8. Ee, oynayabiliyorum diye düşünmüştüm at B, maalesef oynayamıyormuşum at b4. Hop. Ah! Zamanım bitti. Bu sefer zamanı unuttum. Peki en azından son konuma hızlıca bakalım. E, direkt atça 5'ten sonra çok mu kötü? Hmm. Tüh keşke biraz daha oynayabilseydim önceki oyunda. Çünkü bunu çok iyi e, hatırlarsınız videoda çok iyi idare etmiştim fakat zamana bu kadar çok güvenmem lazımdı. Hemen analiz edelim. Bu üretici bir oyun oldu bence. Çünkü yani e, Çünkü bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Peki biraz daha geriye gidelim. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kitabın da en azından bir kısmı görünsün, makinenin analizi görünsün. Evet, Uluslararası Usta gayet güzel bir şekilde e, açılış bölümünü oynadı. Ustalık yolunda serimize bir katkı olması bakımından aslında bunu çok iyi değerlendirebiliriz. Çünkü e, eğer Vezir Gambit oynayan bir sporcuysanız bu sıralamayla, benim yaptığım sıralamayla veya D4-D5-C4-E6-At-C3-At-F6 sıralamasıyla bunlara ulaşabiliyorsunuz. Ee, bunun avantajı benim yaptığım sıralamanın avantajı eğer rakibiniz Nimzo Hint savunmasına girmek istemiyorsa e, satranç tarihinin stratejik olarak en kompleks açılışlarından bir tanesi olan Nimzo Hint oynamak istemiyorsa burada at F3 oynayarak atın yerini erkenden belirlemiş oluyor ki oyunda hatırlarsınız rakibi at G 2 oynamıştı fakat ben Nimzo Hint'e girmek istemedim e, D5 oynamak istedim C D, e, D fil G5 C6 E3 H6 fil H4 fil E7 Tabii ki e, buralar birazcık öngörülebilir ancak piyon yapısı Carlsbad yapısı adını verdiğimiz formasyon ve beyazın iki tane planı var. At F3 çıkmadığı için oyundaki gibi atını E2'ye koyabilir ve merkezden konumunu ilerletmeye çalışabilir. Bazı durumlarda şah kanadından veya yine at E2 veya at F3 oynama durumuna bakmaksızın e, vezir kanadından azınlık saldırısı yapılabilir ki siyah buna karşı aslında çözümsüz değil buna karşı olmak mümkün olabilir fil d3 at d7 at g 2 rok rok kale e8 vezir c2 doğrusunu isterseniz burada niye bunları yaptı siyah niye atını d7'den çıktı niye piyonunu c6'ya koydu gibi sorular birazcık e, açıkçası kendini cevaplayan şekilde ilerlediği için çok değinmiyorum çünkü atımızı c6 karesine koymak d4'lü açılışlarda genelde yapılabilecek kötü şeylerden bir tanesi çünkü hem d5 piyonunuzu e, gördüğünüz gibi rahatsız edebiliyor hem de At C6 karesinde aslında örneğin rakibiniz E3 gibi bir hamle yaparsa çok fazla gelecek perspektifi sunmuyor. Dolayısıyla genelde D4'lü açılışlarda C piyonunu açık bırakmak gelecekte C5 ile rakibin bu güçlü görünen merkezini parçalamak için önemli olabiliyor. O yüzden biraz atım, otomatik oynamış oldum burayı. Ve siyah aslında ilk fırsatta atını buradan çekip daha sonrasında e, biraz konumunu rahatlatmak istiyor at E4. E, hatırlarsınız Carlsen buna çok izin vermemişti dünya şampiyonu F3 yaparak. Oynamaya çalışmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bu pozisyonda f3 yapmıştı ve at4'e izin vermemişti. Ee, ama rakibim bu şekilde oynadı ve d5 yaptı. Ee, pozisyona tabii aşinayız. Ee, elbette yan tarafta görüldüğü gibi oynanmış oyunlar var. Ancak daha sonrasında nasıl oynamam gerektiğini çok bilemedim açıkçası. At 6 oynadım ve kale f1'e burada çok uzun süre düşündüm. Belki de açılışı zor yapan şey bu. Düşünerek oynamaya çalıştığınız zaman e, hamlede araştırmak çok zor oluyor. Makine bu hamlemi pek beğenmiyor Filge 4 hamlemi. Ee, aslında oyunda nedenini kavrayabildik ama rakibin h hamlesi çok güçlü bence. Yani eee DC BC'den sonra h hamlesi çok etkili. Başka bir şey oynasa belki o kadar etkili olmaz gibi gelmişti. Özellikle bu pozisyonda direkt H3 oynarsa örneğin e, istediğim şey oluyor diye düşünmüştüm. Çünkü Vezir Gambit'in en büyük sorunlarından bir tanesi, tabii rakibin belki biraz üstün olabilir makinenin söylediği gibi ama bu üstünlük daha çok sembolik sayılabilir. D4'lü açılışların siyah için özellikle Vezir Gambit pozisyonlarında en büyük sorun C8'deki fil. Etkili gibi görünse de çoğu zaman benim oyunda olduğu gibi oyunsuz kalabiliyor. Ve doğrusunu isterseniz burayı iyi idare edemediğim makine tarafından onaylanıyor. Vezir E5 oynadık burada ve oynanmış oyun da çıktı gördüğünüz gibi. İki tane Çinli sporcunun da oyun çıktı. At G3. Direkt ata 4 hamlesi de mümkün makineye göre. Ancak benim düşündüğüm şey şuydu. Vezir G5'e Vezir C5 oynar ise en azından kaleye 5 oynayıp saldırı yapabiliyorum. Çünkü ciddi bir atak var. Dolayısıyla atın C5'e gelmesi benim için o kadar korkutucu olmayacak. Çünkü her zaman flash 3 yapabiliyorum. Burada at F4 oynaması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada da belki... Ee, bilemiyorum. Kaleye 5 oynar mıydım? Çünkü tam olarak ne istediğim belli değil ama bu ata saldırmayı düşünebilirdim belki g5 hamlesiyle. Ama şu anda bunu organize etmek o kadar kolay değil çünkü vezir c5 hamlesi de var. Örneğin vezirimi geri dönmeye çalışsam rakip vezir c5 oynayabiliyor. Dolayısıyla kaleye 5 ile belki bunu denemeye çalışabiliriz. At c5 e file yer açıyoruz. Ama bunlar zor pozisyonlar. Onu söyleyebiliriz kesinlikle ve belki atla, atla bu hattan kurtulup atak yapmam lazım. Ee, peki. Keşke biraz daha dayanıklı oynayabilseydim de oyunun devamını görebilseydik. Çünkü rakibim çok da süper oynamadı. Ben sadece burada panik yaptım. Fil C8 oynayacaktım ama E4 piyonun boşta kaldığını maalesef geç fark ettim. Ama fil alır H3 hamlesinin... Ha şimdi anlayabildim. Fil H3 hamlesi çok önemli çünkü at 3 var sonrasında. Sanıyorum bunu kaçırdık. G H3 3 var. Çok önemli bir taktik. Ve rakip... Yani E4 piyonla yapılması gereken şeyi başaran bir taktik en azından. Ama fil H3'e rakibim G h almayacak. Vezir L4'ü belki almak isteyecek. Makine kale alır D5 ile iki taşa kare kale artı piyon oynamayı öneriyor. Ama tabii ki siyahın da e, zayıflamış şahla ilgili düşünceleri olabilir. Rakibim de bir tane hata yaptı ama maalesef demane, devam etmeyi beceremedim. Şu çok, e, çok üzgünüm bunun için. E, bu arada belki yeni oyun gelirse oynayabiliriz düşüncesiyle ikinci bir oyun oynamayı göze alabiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu pozisyon bir daha karşımıza çıkarsa belki ustalık Yolu'nda serisinde, e, o zaman bu konumu daha iyi incelemeyi düşünebilirim. Peki. E, ve oyun başladı. Ulu Bey, Ulu Beckson. E, aslında rating şeyi koysam çok daha iyi olabilir, belki daha öğretici bir oyun çıkması bakımından, e, ama olur mu bilmiyorum. Evet burada söyleyeceğim şeye geri dönmek istiyorum tabi bu anda. Eğer tabi oyun gelmezse sorun değil. Heh, oyun geldi süper. Şimdi en azından bir oyun daha oynayabileceğiz. Rakibim... Evet yine C4-E6 oynayayım az önceki birikimden belki faydalanabilir miyiz diyecektim ama rakibim Reti olarak isimlendirilecek yapıyı oynuyor. Peki ezbere gitmeyelim. Fili az önceki yaptığımız şekilde çıkmak istersek belki o kadar da o kadar da süper olmayabilir. O yüzden fil D6 oynayayım. Rakibin fil G5 oynaması şansı yokken filin D6'ya gelmesi de gayet e, iyi bir fikir. Hmm, rakibim D3 oynadı. C5 oynasam mı acaba? Ee, B6 oynayayım. Fil B7 çıkayım. Bu filin sorunlu olduğunu biliyoruz. E5 oynamaya çalışabiliriz ya da bu şekilde filimizi çaprazdan geliştirmeye çalışabiliriz. C5 de oynayalım. Peki. Evet klasik açılışları oynuyoruz ki ustalık serisindeki e, düşüncelerimize yardımcı olsun. Çünkü ustalık serisinde klasik açılışlar oynamaya çalışıyoruz. At C6'ya alacak diye düşünüyorum. At C6 CD neyle vuracağımı bilmiyorum. Çünkü piyonla vurursam D4 oynuyor. E, at da iyi de oynayabiliriz belki. Hmm. peki at c6 oynayalım herhalde c'de vurması lazım burada c'de vurmadı şimdi d4 oynayabilirim belki daha fazla alan kazanmak için ancak alıp b4 oynamaya çalışabilir d4 alıp b4 oynarsa e5 yapıyorum b5 oynarsa problem yok gibi görünüyor peki d4 oynayalım bu piyon bedava değil tabii ki çünkü alırsa alıyorum, atla alırsa. bir de alıyorum, sonra flash 2 oynuyorum. B4 oynarsa E5 yapacağım demiştim. Yapayım çünkü B5 oynamak istiyordu. Ve ben Benoni tipi bir pozisyona dönüştü ilginç bir şekilde. Klasik açılışların zenginliklerinden bir tanesi de bu aslında. Pek çok yapıyı içinde barındırıyor. Acaba atayı 7 oynamak e, tolere edilebilir mi? Çünkü e, F4 karesinde zayıflık var fil yanlış tarafta kalmış oldu. C5 oynayıp E5 piyonunu almaya çalışabilir mi diye düşünmek gerekiyor aslında. C5 aldı aldık. Alabiliriz E5'i değişmeye göze alarak. Ya da fil C7 çekebiliriz. Ki rakibim çok başka bir şey benimsedi. Herhalde A4 yapıp o kötü filden kurtulmak isteyecek. Ama evet bu yavaş bir fikre benziyor bir yandan. At F4 güzel görünüyor ama fil F1 çekince E5 piyonumu isteyerek geliyor. Çok çekinmemiz gereken bir şey yok aslında. At D7, at C5 gelmeye çalışılabilir uygun bir zamanda. Fil a çekmek istemiyorum. Değişip e, atı D7'ye koymak fikrimdeyim. Benim çünkü bu iyi fil... E, iyi film bu olmadığı için bunu yapabilirim. Bunu göze alabilirim düşüncesindeyim. Ben de bir başka diğer amaçta tabii ki e, sürmek idi. Belki bir an önce kendi Tabii bu sefer zamanı daha iyi kullanacağız diye daha seri oynadım ama belki E4 sürmeyi de düşünebiliriz. Çünkü bu takdirde D piyonu geçer oluyor. Bizim piyon çoğunluğumuz o tarafta. E4, D, AT4, AT4, File 4 oynanabilir. Ee, o da 3'e ikisini sürmeye çalışacak elbette. Peki. At D7 oynasam at B3 mi oynuyor? Yani evet yine ciddi bir zaman sıkışmasına girdim ama belki F5-E4 yapmaya çalışabiliriz gelecekte. Bu sefer net bir şekilde zamandan kaybetmemeyi diliyorum. At C5 oynanabilir. At F4 oynayamıyorum şu anda. Ve at C5 oynayalım. At B3 oynamak isteyebilir belki. Öyle yapmadı. F5 5 At B3 E4 Oynayabiliyor muyum? Aldı aldım Peki at B3 oynarsa sanki e, alıp fil f vurmak mümkün gibi göründü gözüme Ama tabi bur burayı bir yaklaşık olarak oynuyorum o yüzden Bu dönüşüm benim hoşuma gidiyor çünkü şah kanadında ciddi bir atak şansı var Tabii ki açarak şah çekmek istiyor olabilir Çok da umursamayacağım Direkt atak yapmaya çalışacağım At F4, kale 6 ve mat etmeye çalışacağım. Rakibim kesinlikle doğru oynuyor. Karşı atak yapmalı. Dümdüz mat olma tehlikesi var çünkü. Şimdi vezir H veziri dümdüz getirebilirsem mat oluyor. Vezir H4 hemen gideyim almak isteyelim. Bu sefer zamanda hemen gitmem gerekiyor. Çok acil. Rakibim iyi savunma yapıyor ama durum çok acil. H3 sürmek yeterli değil alabiliyorum. B6 yetiştiremiyor vezir kanadından. Savaş alanının ikiye bölündüğü aslında piyon formasyonundan belliydi. Benim 5'e 4'üm onun e 2'si vardı. Bakalım nasıl savunacak. Kale geldiğim zaman H3 sürmek zorunda ve onu aldığım zaman nasıl savunacak göremiyorum. Vezir de 5 yok. B6 A6 yok. Bu var tabi ki. Zaman oynamak için ideal bir çözüm. Vezir F6. Ee, yani at F4 geri gidebilir mi aslında? At F4 da sürmeye çalışabilir. Yani aslında rakibin şansı var bence çünkü hava deliğimiz yok ve güzel bir pratik fırsat buldu. Şu an alamıyorum koridor matı olduğum için. B'yi de oynarsa veziri dönmek durumundayım bir yerlere. Yani evet. Kaybedebilirim hala. Kale C5. H6 oynamak zorundayız. En azından B7 oynayamıyor şu anda. Piyon istiyorum. Evet vezir h5 oynayayım. Artık almak da isteyebilirim. En azından beraber de cepte oynamaya çalışabilirim. Çünkü e, çok güçlü bir piyon var. Onu yok etmeye çalışacağım derken. Evet. Bu mümkün çözümlerden bir tanesi. Alalım peki. E, burada kazanıyor muyum kazanamıyor muyum bilmiyorum doğrusu. Peki vezir f4 oynayalım. Çok güçlü bir piyonu var o yüzden. Ha, belki şah çekmek daha iyi olabilirdi. Evet. Neyse şimdi sadece hamle yapmam lazım galiba. Bakalım ne olacak. Piyonu istiyorum ben de karşıdan sarıyorum. Vermedi burası kazanç olmayabilir artık bu arada. Çünkü zor görünüyor. Evet alırsa alacağız. Bakalım kazanmaya çalışacak mı? Çünkü zamanım az. Yani bir mat motifi gördüm. Onu yapmaya çalışabilirim belki. Uygun bir pozisyon bulabilirsem. Peki böyle oynayalım. En azından sürekli şah garanti burada. Eğer vezir çıkmaya çalışırsa. Heyecanlı bir oyun tekrar bizi bekliyor. Bir tane şah çekeyim. Daha biraz zaman kazanayım burada. Şahlar çekilebiliyor. Peki, oynamaya devam etmeye çalışalım. Bunu kaybetmem diye düşünüyorum çünkü. Şu an almak istiyorum bu arada. O yüzden alması lazım. Kaybetmeyiz ama kazanabilir miyiz o belli değil. Şimdi en son yapmam gereken şey şahla gelip o piyonu yemek olacak. Bakalım rakibim o sırada ne yapabilecek. kaç piyonu da sürmek isteyeceğim tabii ki. Peki. g oynarsam Peki g oynayayım. Bilmiyorum ne olacak. Kazanmam gerekiyor diye düşünüyorum artık ama <laughs> anlatarak oynayınca ne kadar zaman kaybettiğimi fark edemedim. <laughs> <laughs> İki saniye eklemek biraz ee, o kadar fazla gelmedi. <laughs> aa, aa, aa. Evet şah çekerek alıyorum. Bu güzel bir şey. Bunu görmedi galiba. Şimdi vezir f3 oynamak istiyorum. Evet kaleye vezir normalde kazanmak zordur ama bunu kazanmak o kadar zor olmayacak. Çünkü piyonlar var. Peki. Yani e, ilginç oyunlar oldu. Açıkçası Bakalım teorik açıdan önemli miydi bilmiyorum ama rakibim bu pozisyonda ee... a, bu arada saati görebilmiş miydiniz ondan emin değilim. Ah bu videoyu atmayabilirim belki. Saat görünmedi çünkü. <laughs> Çok kötü. Ee... evet incelemem lazım videonun da bölümünü. Neyse tamam. Kusura bakmayın. Böyle bir hata olursa. Peki E5. Evet süre göründü mü bilmiyorum doğrusu. Neyse biraz ilerleteyim burayı. Çok ee, başa sarmayalım. Yapmaya çalıştığım şey az çok anlaşılır gibi düşünmüştüm. Aa filo fiçü daha iyiymiş. Niye? GF. Ha, tamam. Az önceki oyunlar olmuyor çünkü. Burada normal önemeye devam ediyoruz. Ve çok daha hızlı bitiyor parti. Taş kazanmıyoruz eğer vezirle almaz ise. Vay bu, bu çok daha hızlı bitiyor tabii ki. Çünkü kalem, az önceki yaptığım şeyleri karşı oyun vermek için yapıyorum. Tabii benim yaptığım da çok iyi büyük ihtimalle ama rakip şans elde etti. Çünkü zamanım kalmayınca Vezir feda edip oynamaya çalıştı. Ben de en iyi şekilde savunmadım büyük ihtimalle. Daha hızlı kazanabilirdim. Ama ee, evet. Küçük hatalar sonunda berabere şansı vermedim sanırım ama biraz uzun sürdü. Evet arkadaşlar. Umuyorum saat görünüyordur. O öyle bir aksaklık ki kusura bakmayın. Saati indir kaldır yapmayı olabilirim. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar isimlerini burada unuttum söylemeye ama Oytun Mustafa Menderes Eroğlu Sabri Seyner'e çok sağ olun. Destek oldunuz. sizin sayenizde kanal büyüyor ve daha sık video atabiliyorum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.